Her şey bir emek, bir çaba. Emek varsa günün sonunda yemek de var. Emeksiz yemek Türk atasözüdür. Bu çok çok keyifli, çok anlamlıdır. Bir şeye emek vermeden sonuca ulaşamayacağımız gibi aynı sınav sistemlerinde de ya da kariyer planlamamızda da, meslek seçimlerimizde de ya da hayatın döngüsünde de emek vermeden bir yol alabilmemiz mümkün değil. İyi de bu emek kısmında, yani o planlama kısmında, YÖS sınavına nasıl hazırlık yapacağız? Nasıl bir emek sergileyeceğiz? Nasıl bir planlamayla gideceğiz? Çünkü doğru bir planlama yapmazsanız günün sonunda, yılın sonunda bir sınava dahil olacaksınız. Birçok görmeniz gereken konuyla karşı karşıya kalacaksınız. Doğru bir planlama bu sürecin içerisinde bence şart gibi görünüyor. Ne dersin Mark? Aynen, bu çok önemli. YÖS'e bence ilk hazırlanacak kişi kendine bir hedef belirleme. Hedef çok önemli. Yani siz YÖS'e hazırlanıyorsunuz, çok güzel. Hangi bölümü seçeceksiniz ve ne kadar çalışmalısınız? Mesela atıyorum tıpa hazırlanan veya diş hekimine hazırlanan birçok insanın YÖS'ten 90 puan ve üstü alması gerek demiştik. Evet, hedefli olmak. Evet, hedefli olmak. Yani 90 puan almak YÖS'te, hani bazı öğrenciler çok şeye bakıyor YÖS'e. Çok çok kolay bakıyor. Bu sebepten dolayı bazıları afallıyor. Yani çok kolay baktığı için çok sallamıyor. İşte ne bileyim, günde 1-2 saatini ayırıyor bazen. Özellikle şunu belirteyim. Tıp ve diş hekimliği kazanmak isteyen öğrencilerin birçoğu günlük bazda, yani en az 6 veya 7 saat ders çalışmaları gerekiyor. Yani sonuçta bir sınava girecekseniz tabii ki rakipleriniz var. Yani kolay, sınav kolay olabilir ama sınav herkese kolay. O sebepten dolayı özellikle çalışma rutinlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tıp isteyen biri için bu çok çok daha önemli. Çünkü sonuçta siz bir tıp bölümüne gireceksiniz. Ve inanın bana, Türkiye'deki yani tıp bölümlerini okumak öyle bildiğiniz kadar çok çok kolay bir şey değil. Çok zor. Yani zor. Yani bunun hazırlanmadan sonra bir 6-7 yıllık daha sizin için bir eğitim hayatınızı bekliyor. Yani o sebepten dolayı işte 1-2 saat çalışıp YÖS kazanıp ondan sonra 6-7 yıl çok zor bir süreç sizi bekler. Yani muhtemelen de birçok öğrencinin yaşadığı gibi bırakırsınız bölümü. Çünkü daha önce biz bunları çok yaşadık. Diploma puanlarında mesela çok yaşıyoruz bunu. 100 puan mesela diploma puanı. Kendi eğitim öğretim sisteminde tabii ki başarılı bir öğrenci. Ama buraya geldiğinde afallıyor. Yani tıp bölümüne yerleşiyor, çok güzel. Ama o tıp bölümüne bir de okuma kısmı var. Yani YÖS'te hazırlık kısmı çok önemlidir. Hani bunu çoğu öğrenci sağladığı için tekrar tekrar söylüyorum. Gün içerisinde özellikle dediğim gibi 6 veya 7 saat kendi çalışma rutini oluşturmanız gerek. Bir hedef kesinlikle belirlemeniz gerek. Yani son ana bırakmamanız gerek. Çünkü bize bazen öyle şeyler geliyor ki şunu diyen mesela öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. İşte bana hangi bölüm olur? Bana hangi şey olur? Benden yani, ne olur? Evet, benden ne olur gibi. Yani bir hedefi olmayan bir kişiyi yönlendirmek, yani açıkçası çok bizim için de zor bir şey. Yani sonuçta karşınızdaki kişi size diyor ki ben bir şey olacağım ama ne olacağım bilmiyorum. Bunu sen seç. Yani bunu biz seçemeyiz bir şekilde. Bunu siz seçmeniz gerek. Özellikle YÖS'tü herhalde böyle çok herhalde hakkı olduğu için, sınav hakkıdır, tercih hakkıdır. Bu daha çok soruluyor bize. Hangi bölümü tercih etmeliyim gibi. Ama bazılarında bu çok böyle kaba dille oluyor. Özellikle bu yeni dönem gelen nesilde çok çok daha kaba şekilde. Yani bana bir şey ayarlayın işte. Hani danışmanlık alıyorum gibi oluyor. Ama bu bence çok çirkin ve hani bu sizin için de, geleceğiniz için de ya çok kötü bir şey. Ya ben o tarz maillere inanın çok bakmıyorum. Çünkü mailler bizim süzgecimize düşüyor. Hani kendini anlatmayan, kendini tanıtmayan, hedef, hayat, hayal, amaç belirtmeyen kişilerin çok da maillerini dikkate almıyorum. Çünkü insan, kişi önce kendini tanıması ve bilmesi gerekli. Yoksa ne bizim ona faydamız olur, ne hani kendisine çok bir faydası olur. Boşa zamanımız gitmiş olur. Sadece iş hayatta para kazanmak değil sevgili arkadaşlar. Hayatımızın amaçlarından bir tanesi de yaptığımız işe değer katmak, artı değerler sunabilmek ve insanlara fayda sağlayabilmek. Önemsiyoruz. Danışmanlarımızla, paydaşlarımızla bunu sıklıkla videolarda anımsatıyoruz. Süreçler içerisinde tavsiye edebileceğim farklı bir şey var mı?
Yani süreç içerisinde özellikle yani YÖS sınavına hazırlık sürecinde en önemli kısım doğru sınavlara girmektir. Yani buna çok dikkat edin mesela. Şimdi bazı öğrenciler tıp bölümü istiyorum diyor ama hangi üniversite iyidir bunu bilmiyor. Yani üniversiteleri araştırın. Yani işte tıp bölümüne girecekseniz yani özellikle Türkiye dışından gelen öğrenciler için diyorum. Hani çifte vatandaşlar Türkiye'de en azından bir eğitim aldığı için üniversiteler hakkında bilgi sahibi. Ama yurt dışından gelecek birçok öğrenci tıp bölümüne gireceğim deyip buraya her üniversiteye gelmesin. Yani sonuçta siz onca yoldan farklı ülkeden geliyorsunuz ve burada 4-5 yıllık bir zaman ayıracaksınız o bölüme. Evet. O sebepten dolayı üniversite seçme konusunda yani ilk olarak hedef daha sonrasında üniversite diyelim. Yani seçeceğiniz üniversite çok önemli. Hem sizin alacağınız diploma hem de alacağınız eğitim açısından. Ve bir de buna emek ve para da eklenince işin değeri daha da artmış oluyor sevgili arkadaşlar. YÖS sınavına ile ilgili ya da mavi kar süreciyle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa lütfen info@yurtdışieğitim.net'e mail olarak iletin. Sevgili Mert elinden geldiği ölçüde zaman doğrultusunda en kısa zamanda size dönüş sağlayacaktır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.